Kıymetli CRI Türk takipçileri, ben Samet Demir. Ekonomi basını CRI Türk'te başladı. Bugün önemli bir konuyu konuşacağız. Konuğumuz otomotiv sektörünün yakından tanıdığı bir isim, araştırmacı Erol Şahin. Kendisiyle öncelikle bu hafta başında çıkan otomobil satışlarının 6 ay süreyle sıfır otomobil alındıktan sonra 6 ay süreyle sınırlandırılması, 6 ay boyunca satılamaması ya da 5000 kilometre kadar kullanım şartı getirilmesi ve bunun dışında yine ÖTV konusundaki tartışmaları değerlendireceğiz. Erol Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Hoş bulduk Samet Bey. İyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlar. Çok sağ olun. Hemen 6 ay satış yasağı konusuyla başlayalım istiyorum. Gazeteci Emre Özpeynirci bunu gündeme getirmişti hafta başında. Ticaret Bakanlığı'nın bu konu hakkında bir çalışması olduğunu belirtti. Kurumsal firmaların aldıkları sıfır otomobillerde 6 ay boyunca satış yapamayacağı ya da 5000 kilometre boyunca satış yapamayacağı konusu gündemde. Sizden alalım bilgileri istiyoruz öncelikle. Evet, öncelikle evet, sevgili Emre bu konuyu gazetede pazartesi günü taşıdı ve ülkenin gündemine geldi. Aslında geçen hafta da gündemdeydi konu. Daha öncesinde Bakan Bey bir toplantı esnasında, TOB'un yaptığı bir toplantıda bunu dile getirmişti, söylemişti. Oradan da yola çıkarak bugünkü gündemin ana konularından bir tanesi haline geldi. Yalnız şunu unutmayalım, ortada henüz bir taslak yok. Sayın Bakan'ın söylediği cümleler dışında bilinen bir şey de yok. Yani ortada ne bir taslak var, ne bir yönetmelik var. Bunlarla ilgili henüz hiçbir şey yapılmış değil. Varsayalım ki böyle bir yönetmelik çıkıyor. Burada şunu görmemiz lazım. Biz de biliyorsunuz ülkemizde yasalar geriye dönük çalışmaz. Tabii zaman zaman bunun aksi durumları gördük ama normal şartlarda budur. Yasalar geriye dönük çalışmaz. Bu işlem karşılığında 6 ay satamama, 5000 kilometre yine aynı şekilde satamama kuralı getiriyor. Ya 6 ay dolmadan ya da 5000 kilometre dolmadan satamayacaksınız. Burada önemli noktalardan bir tanesi 5000 kilometre kısmı. Bu 5000 kilometreyi kim kontrol edecek? Nasıl kontrol edecek? Beyana göre mi yapılacak bu işlem? Ekspertize göre mi yapılacak? Bu işlemin satışını gerçekleştirdiğimiz yer noter olduğu için noter katip inip de bunu mu kontrol edecek? Yok, TÜİTÜRK'e götürüp muayene ettirip kilometre kontrolü mü yapılacak? Neye göre yapılacak? Bu belirsiz. İkincisi, bu muvazalı satışları, yani hileli danışıklı satışların rakamlarını arttırır. Çünkü biz bu konularda tecrübeliyiz. Yani bir yasa ya da kanun çıktığı zaman biliyorsunuz bizim ülkemizde ilk önce ne planlanır? Bu nasıl aşılır? Arka yollar nasıl bulunur? Kestirme yollar nasıl bulunur kısmına bakarız. O anlamda çok ciddi anlamda bu kestirme yolların sayısı artar ki otomotiv sektöründe aslında sıkça karşılaştığımız bir noktadır bu. Yani bazen satışı noterde gerçekleştirmezsiniz. İki kişi kendi arasında satışı gerçekleştirir. İki ay sonra noterde döker bu işlemi. Eğer bir güven ilişkisi varsa veya şirketler arasında olduğu için daha çok kurumsal satışlarda bu sık sık karşımıza çıkıyor çünkü. Yani filolardan galerilere satışlarda bundan karşılaşıyoruz. Yapan firmaların varlığını da biliyoruz. Bu da böyle bir sıkıntıyı karşımıza çıkartacaktır. Diğer noktada ise mülkiyet edinme hakkına müdahale olarak yorumlanabilir mi? Yani siz araç alıyorsunuz, aldığınız zaman istediğiniz zaman satarsınız. Özel bir firmayla özel bir anlaşma yapmıyorsunuz. Hani bir firmayla karşılıklı anlaşma yaparsınız. Bu bile tartışmalıdır ama bir noktaya kadar. Ama herkese böyle bir kural koymaya kalktığınız zaman bu mahkemeden dönebilecek bir nokta. Yani evet. Sanki biraz eksik, noksan, çok da bir adım ötesi hesaplanmış gibi gözükmüyor. Sanki bu konularda çok ciddi anlamda CİMER'e şikayetler olduğunu biliyoruz. Belki yukarıdan Sayın Cumhurbaşkanı'nın ya bu konulara bir el atın dendiğine, işte hadi bir şeyler yapalım gibi çok da hazırlıklı olunmadığını düşündüğümüz bir çalışma gibi izlenimi veriyor bize. Çünkü dediğim gibi 6 ay sonrasını ilgilendirecek. Çünkü bugün satılan geçmiş olmadığı için bugün satılan araç için bakarsanız 6 ay sonra. 6 ay sonra dediğiniz işte bahar aylarına geliyor. Peki Erol Bey, sizin piyasadan da aldığınız duyumlar ve bakanlığı da yakından takip ettiğinizi düşünerek şunu sormak istiyorum. Bu şahıslara yönelik şu anda değil ve kurumlara yönelik diyebiliyoruz. Şahıslara yönelik evet. De bir çalışma söz konusu olabilir mi acaba? Bu sizin de bahsettiğiniz gibi piyasa şartlarına, serbest piyasa şartlarına çok uygun bir karar değil aslında. O zaman şöyle söylemek gerekir. Eğer ki bizler hem sosyal medyada hem basında bu konuyu dillendirip söyledikten sonra aa tamam hadi şahıslara da alalım bu işi deniyorsa zaten bu iş baştan sona kadar doğru düz planlanmamış demektir. Siz eninde sonunda planlamamışsınız. Sabah uyanıp hadi bunu yapalım demişsiniz, çıkmışsınız ortaya. Sonra bir yerlerden duyduğunuz zaman hadi değiştirelim buna göre yapalım dediğiniz zaman zaten olayın altyapısının çok dolu olmadığını görüyorsunuz. Ama bu keşke sektöre daha önceden danışılmış olsa, sorulmuş olsa.
Mesela Oyder Başkanı ziyaretindeyken Oyder Başkanı da bunu yapacağız demek yerine daha öncesinde Oyder Başkanı'na, ODD Başkanı'na, TOKDER Başkanı'na bu konuda bir toplantı yapıp fikirleri sorulsaydı çok daha sağlıklı bir sonuç çıkardı diye düşünüyorum. Yani sektöre danışmak gerekiyor. Evet. Bu bütün alanlarda böyle. Hani tıbbi bir konuda doktora danışmadan iş yapıyorsanız sıkıntı yaşarsınız. Her alanda bu böyledir. Yasa çıkartıyorsanız hukukçulara soracaksınız. Yasaya uygun olup olmadığını, anayasaya uygun olup olmadığını soracaksınız. Bunları sormadan kendi kafanıza göre iş yaptığınız zaman sıkıntılar çıkıyor. Evet. Ama bu tabii olumsuz anlamda ya da eleştirmek anlamında söylemiyorum bunu sadece. Ama bu olayın eksiklerini, noksan noktalarını da söylüyorum. Her sektörün kendine göre dinamikleri vardır. İhtiyaç var mı? İhtiyaç var ama çok geç kalınmış bir ihtimal. Çünkü 2 yıldır bu işlem çok yoğun bir şekilde yapılıyordu. Yolun sonuna geldik zaten. Yolun sonuna dediğim şu. Zaten pazar daralmaya başladı. Ekonomik anlamda artık vatandaşın araç almaya gücü yetmiyor. Yetmeyecek noktaya geldi. Niye gelmedi? Çünkü ÖTV'den dolayı geldi. Bugün Temmuz ayında satılan her 100 otomobilin 91 tanesi %80'lik ÖTV dilime girdi. Bakın siz kağıt üzerinde %45'lik, %50'lik, %60'lık, %70'lik ve %80'lik ÖTV dilimlerine sahipsiniz. Ama 45, 50 ve 60'ta bir tane bile araç yok. Evet, Kağıt ÖTV'ye üzerinde var biraz olan bir sonra durum. dilerseniz rakamlarla, ÖTV sizdeki hani bu konunun rakamlarla. direkt ilgisiyle ilgili bir konu çünkü bu ÖTV'nin nedeniyle zaten bu işler oluyor. Evet, Yani ÖTV'den dolayı bir kar marjı yaratıldığı için çıkıyor satılan ortaya. otomobillerin 6 aylık kural geldiği takdirde ne kadar otomobilden söz konusu, yani burada ne kadar bir hesap yapılıyor sizce? 6 ay boyunca hangi alanlarda, yani ticari de mi, kurumsallar genelde ticari otomobil de alıyorlar, binek otomobil de alıyorlar. Bineklerde daha yüksek sınıflarda mı, daha orta sınıf insanların da alabileceği araçlarda mı bu yapılıyor? Sizde böyle bir veri rakam var mı acaba? Tabii ki yani bu konuda zaten tek rakam bizde. Yani bizim özel araştırma alanımız bu zaten. Biz bu rakamları sürekli çalışıyoruz. Bu rakamları çıkartıyoruz. Size ben bu yılki bahsi geçen rakamları tabii ki resmi rakam üzerinden. Yani bu sokaktaki, internetteki ilandan vesaireden bahsetmiyoruz. Resmi rakamlardan bahsediyoruz. 1 Ocak tarihi itibariyle 30 Haziran tarihine kadar 6 aylık ilk 6 aylık dönemde 186.502 adet 2022 model sıfır otomobil satıldı. 2022 model satılan. Evet. 2022 model aynı şekilde aynı dönemin içerisinde 28.195 adet otomobilde ikinci elde satıldı. Yani yaklaşık oran %15,12. Geçen yıl bu rakam sıfır araçta 192 bindi. Yani bu yıldan daha fazla satılmıştı geçen yıl. Ama ikinci elde satılan otomobil sayısı 10 bin adet. Yani şu andaki durum %180'lik bir artış var. İşte sorun burada zaten. Bunun için adım atılıyor. Ama bu adım atılırken sadece ticari işletmeler diye koyduğunuz zaman sınırı orada sıkıntı yaşarsınız. Çünkü bizim tespitlerimize göre bu 28.195 aracın yaklaşık olarak 17.000 tanesinin şahıslar tarafından alıp satıldığını gözlemliyoruz. Yani burada siz asıl konuyu devre dışı bırakıyorsunuz. Ki o devre dışına çıkartılmak yerine devre içine alınması lazım. Şirketlerde belki muvazalı satış daha çok olur ama şahıslarda bu iş daha zordur. Yani güven ilişkisini sağlamanız daha zor. Yani atıyorum Ankara'dasınız, Antalya'daki adam araba satıyorsunuz. Orada sonra satışı gerçekleştiren demezsiniz, korkarsınız. Şirketlerde uzun yıllara dayanan bir ticari ilişki olduğu için burada belki bir danışıklı işlem yapılabilir. Evet, Ama şahıslarda daha şahıslarda zor. bu iş biraz daha zor olur. Yani orada o kısmın noksan olduğunu görüyoruz. Bakın rakamlarda net. Bahsi geçen araç sayısı 28 bin. Evet, bu 28 bin adetlik rakamdan bahsediyoruz. Bu rakam. devlet de bu sene artan rakamı görerek buna karşı bir girişimde bulunmaya çalışıyor İşte gibi görünüyor. bilemiyorum hangi nedenden dolayı dendiğini bilmiyoruz. Çünkü ortada bunun nedeni yaratan nedenler var. Aslında Maliye Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız aslında bu sorunları ortadan kaldırsa bunlara hiç gerek kalmayacak. Yasaklarla bir yere varamazsınız. Ne yapacaksınız? Burada sebep ve nedenleri iyi inceleyeceksiniz. Sebep ne? Bir tanesi diyoruz ki özel tüketim vergisi. Dünyanın en fahiş vergisini alıyorsunuz. Biraz önce bahsettiğim gibi. Evet, şimdi o Yani konuya yasada gelecektim. var olan vergileri işletemiyorsunuz. Burada ne yapmanız gerekiyor? Bir vergiyi insani boyutlarda makul seviyeye çekeceksiniz. Ülkenizde yıllık enflasyon %80'le siz bu matrak güncellemesini de buna göre yapmanız lazım. Bakın Ocak'tan beri bir matrak güncellemesi yapılmadı. Yapılmadı. Peki şimdi ÖTV indirimi yine
her ay baştan alınıp tartışılıyor. Biz Mayıs ayında da sizinle bunu konuştuğumuzda bir indirim Evet. gelmesi söz konusu değildi ama matrağın güncellenmesi çağrısını yapmıştınız bu ekranlardan. Şimdi yine benzer tartışmalar, konuşmalar gündemde ve önümüzde de bir seçim var aslında Haziran ayında 2023 yılında. Bu tarihleri de göz önüne alarak, seçimi de göz önüne alarak sizce yine bir kereye mahsus ya da sınırlı bir zaman dilimi içinde bir ÖTV indirimi gündeme gelir mi? Matrahlar konusunda da yine sözü size bırakıyorum. O %60-70'lik dilimlerdeki araç kalmaması problemini az önce açıklamıştınız zaten. Buyurun Erol Bey. Evet. Samet Bey, şimdi burada popülist bir rakam şöyle yapabiliriz. Evet, ÖTV indirimi gelmeli, yarın sabah yapılmalı. Bakın, her şeyi rakamlarla konuşmak lazım. Gerçekleri gözden kaçırmamak lazım. Zaten başımıza ne geliyorsa hayalciliğimizden geliyor. Öncelikle bir ayaklarımız yere basacak. Rakamlara bir doğru düz bakacağız. Ne yapılmış? ÖTV niye var? ÖTV indirimi dediğimiz zaman, bakın, ÖTV ile geçmişimiz yaklaşık 23 yıllık. 23 yıldır hayatımıza girdi. Deprem vergisi diye geçici bir vergi olarak çıktı. O gün bugündür hayatımızın içine tam anlamıyla göbekten girdi. Şimdi ÖTV'ye baktığınız zaman özel tüketim vergisi motorlu taşıtlarda tarihinde sadece iki kere indirime uğradı. İki kere. Birincisi 2009 yılında indirime uğradı. 2009'dan hemen öncesi biliyorsunuz 2008 küresel krizdi. Hani bize teğet geçti denilen krizde, o krizde 2009 yılında geçici dar kalıplı, yani dar sınırlı bir ÖTV indirimi uygulandı. Çok da yerini bulmadı işin aslı. Arkabinde de zaten mahkemeler vesairelerle bu iş sulandırıldı, yürüdü gitti. Daha geçen yılda mahkemesi bitti o konuda. İkincisi, 2018 yılının Haziran ayı seçimlerinden sonra anımsarsanız kur inanılmaz boyutta yükselmiş, faiz artmış. Ciddi anlamda bir ekonomik darboğazın içerisine girmiştik. Ki hala da sürüyor o iş. O dönemde otomotiv sektörünün yoğun baskısı ve isteğiyle, çünkü pazar durma noktasına gelmişti. Eylül ayında 10-11 bin lira kadar düşmüştü pazar. İnanılmaz duruş yaşanmıştı. O dönemde eski bakanın da devreye girmesiyle Kasım ve Aralık aylarında, 2018'in Kasım ve Aralık, 2019'un da Ocak ve Haziran aylarında geçerli olmak üzere 8 aylık dönemde 3 kere uzatmayla bu süreye ulaşan, aynı zamanda geçici bir hurda indirimi de uygulanarak bir ÖTV, geçici vergi indirimi yapıldı. Bu indirimde de kısmi olarak yapıldı. Dediğim gibi önce bir parça büyük başladı, sonra yavaş yavaş azaltılarak devam etti. O dönemde pazar hiç büyümedi zaten. Pazar aksine küçüldü. Çünkü zaten ortada bir kriz vardı. İnsanların paraya ulaşması çok zordu. Bak, bütün olay bu. Ondan sonra da bir daha ÖTV indirimi vesairesi hiç yaşanmadı. Aksine matrahtan ve dilimden dolayı da artış yaşandı. O gün en üst dilimdeki ÖTV dilimi 60'ken bugün 80'e çıktı. Yani orta segment için konuşuyoruz. Yoksa bizde 220'ye kadar ÖTV var. Artık premium, lüks segmente bir şey demiyoruz. Biz burada tamamen vatandaşın, orta sınıfın alım gücüne hitap eden BC segmentindeki araçlar için konuşuyoruz. Buradaki rakam da bu. Şimdi gerçekçi olmamız gereken diğer rakam ne? Özel tüketim vergisinde devletin ne beklediği. Bakın, geçen yıl, yani bu yıl için 2022 yılının devletin bütçesi, vergi gelir bütçesi, vergi gelir hedefi diyelim daha doğrusu, 1 trilyon 258 milyardı. Bunun 219 milyarı özel tüketim vergisiydi. Bu özel tüketim vergisinin içinde de 72 milyar 100 milyar 100 milyon lirası motorlu taşıtlardan alınacak ÖTV'ydi hedef. Konan rakam. Bu hedef rakamında konan rakamın 1 milyar 508 milyon lirası tahsil edildi. Geçen yıla göre %94 artmış. Geçen yılın, bakın, yılın başındaki hedefe göre ise %84'lük bir hedef gerçekleştirme var. Yalnız işte burada püf nokta giriyor devreye. Haziran ayında bütçe ciddi anlamda saptığı için ek bütçe çıkarıldı. Ek bütçe, yıl başındaki bütçenin üzerine %86 ek bütçe eklendi ve devletin vergi gelirleri bütçesi 1 milyar 1 trilyon 258 milyardan 2 trilyon 341 milyara çıkartıldı. Motorlu taşıtlardan alınacak olan vergi hedefi ise 72 milyarın üzerine 70 milyar daha eklendi. Toplam 142 milyar 386 milyona çıktı. Bakın, 142 milyar çıkan rakam. Bir önceki dönemde vergi gelirleri içindeki payı 5.73'tü. Özel tüketim vergisi içindeki payı motorlu taşıtların %33'tü. Geldik yeni bütçede vergi gelirleri içerisindeki payı 6.08'e, özel tüketim vergisi içindeki payı ise %37.8'e, yani %38'e çıktı. Şimdi siz vergi gelir hedefinizi arttırırsanız, bu yük rakama yükseltirseniz, sonra da çıkıp vergi indirimi beklemeniz şüpheyle karşılanır. Ya, Evet, maliyeden böyle bir işlem vatandaşların beklemezsiniz.
vatandaşların bu rakamlara çok aşina olduğu düşünülmüyor zaten. Yani insanlar genellikle Biz bir sürekli söylentinin telaffuz ediyoruz, arkasına. anlatıyoruz bu Evet rakamları. evet siz anlatıyorsunuz ama insanlar sürekli bir söylentinin, bir gazete haberinin peşine düşüyor ya da birisi çıkıyor, uzman görünümlü biri bir ÖTV indirimi söylentisi başlatıyor. Herkes onun peşine takılıyor. Tatlı geliyor diyelim daha doğrusu ÖTV indirimi Yani. kulağa ve dile. Peki seçim bazında baktığınız zaman Türkiye'de genellikle seçim zamanı olağanüstü şeyler yaşanır. Özellikle seçim yaklaştığında aflar söz Evet. konusu olur, vergi afları söz konusu olur. Bunlar genellikle bir kereye mahsus olarak altı çizilir ama her seçim döneminde de biz bunları görüyoruz. Dediğiniz gibi pazarda şu anda bir daralma, yani önceki seneye göre çok fazla bir daralma söz konusu değil sanırım. Doğru mu Erol Bey? Evet, geçen yıla göre bir nispeten pazardaki daralma daha düşük. Bunda tabii en önemli etkenlerden bir tanesi tedarik. Burada iki şeyin altını çizmek lazım. Ya vatandaşa da hak veriyorum. Şu söyleniyor yani ya da kurumlara da söyleyebiliriz. Deniyor ki madem her şey kötü, her şey çok berbat gidiyor. Ya bu kadar arabayı kim alıyor? Millet niye sırada o zaman? Sırada olmasının nedeni şu. Hemen altını çizelim. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, en son Nisan ayına kadar motorlu taşıtlardaki araç fiyatlarındaki enflasyonu, madde sepetteki rakamı Nisan ayına kadar veriyordu. Sokaktaki aracın fiyatından bahsetmiyorum. Türkiye'de olabilecek en düşük fiyat artışını veren kurum TÜİK'tir zaten. Evet. Keşke TÜİK plaza açsa da herkes arabasını oradan alsa. O kadar. Evet. Onun rakamlarına göre bile bir otomobilin fiyatı %130 artmıştı bir yılda. %130. Şimdi bir aracın fiyatı %130 artıyorsa, resmi enflasyon %80, ENAG tarafından yani diğer kurumlar tarafından açıklanan enflasyon %176 ise, kur bir yılda %100'ün üzerinde artış göstermişse, alım gücünüz düşmüşse, kusura bakmayın ama bu iş artık yatırıma döner. İnsanlar artık parasını TL'de tutmayıp bir şekilde bir mala bağlama ihtiyacı hissediyor. Bundan daha doğal bir şey yok. Çünkü bugün sabah cebinizdeki para yarın sabahleyin değer kaybediyor. Evet Ne bu yapacaksınız? Bir yere yatırım yapacaksınız. Ya konut alacaksınız, ya bir döviz alacaksınız, altın alacak. Döviz aldığınızda zaten para kazanmıyorsunuz. Döviz dövizle kalıyor. evet Para parayı kazanmak mala bağlama istiyorsunuz. gibi Para. Ha, bir şey burada çıktı en bu dönemde ulaşılabilir, en hızlı söyleyiş. satışı gerçekleştirilen ürün her zaman için otomobildir. Bakın otomobil ihtiyaçtır, yatırım değildir. Dedik yıllarca. Ama bugün artık maalesef yatırım Yatırım haline aracı oldu. dönüştü. Herkes yatırım haline getirdi bu işi. Onun içinde bir talep patlaması, bir talep yığılması var. İnsanlar var gücüyle almaya çalışıyor. Kimse ihtiyacı olduğunu için almıyor bakın. Herkes o niyetle almaya çalışıyor. Ve biraz önce ilk konumuzda bahsettiğimiz gibi alıp bir süre kullanıp ya da bir süre bekletip sonra satarak kâr etme peşinde. Sıkıntımız bu. Ve bunda da suyun sonuna geldik. Çünkü bütün araçlar %80'lik dilime girdi. Krediye ulaşma şansınız yok. Bakın Merkez Bankası'nın faiz politikasına göre faiz şu anda %14. Hadi bankalarda da bu rakam %17-18 olsun diyeceksiniz. 18'de bankam var. Evet, şu an 30'un altında bir kredi yok 30-40 şu anda. civarında faizler. BDDK'nın taşıt alımlarında kullandığı vade farkına, vadeye bakın. Vadede de ne yapıyor? 400 bin liranın üzerinde, 450 bin liranın 12 ay üzerindeyse sanırım araç şu anda. 36 aya düşüyor. %50 36 aya mı sınır düşüyor koyuyor kredi? size. %50 sınır koyuyor. Yani aracın yarısını peşin vereceksiniz diyor. Bir gün 500 bin liranın altında araç kalmadı ki zaten. Neye göre yapıyorsunuz siz bunu? Evet, bütün bu verilere baktığımız zaman aslında bir ÖTV indirimi hiç kulağa yatkın gelmiyor, akla yatkın gelmiyor. Ama dediğim gibi bir seçim de söz konusu. Siz yani gerçekçi baktığınızda, aslında verilerle baktığınızda ÖTV indirimi söz konusu değil olarak yani akıldan çıkıyor, akla geliyor ve Hemen. ağızdan çıkıyor. Ama önümüzde de bir seçim var. Seçim dönemlerinde de genellikle sözler verilir. Bu konuda yine size tekrar sorayım. Seçim döneminde bir sürpriz bekliyor musunuz? Hemen hemen söyleyelim, hemen söyleyelim. Ya bu gündeme nasıl geldi? Bizler tabii sürekli bu konuyu işliyoruz. Yani özel tüketim vergisi konusunu sürekli işliyoruz. Arkasından da geçen ayın içerisinde ana muhalefet partisi lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. Özel tüketim vergisini dörtte bir oranda azaltacağını söyledi iktidar döneminde. Evet. Şimdi şu anda bir erken seçim yakın tarihte gözükmüyor. Yani seçimlerin 2023 yılının Haziran ayında yapılacağında herkes hemfikir. Biz daha Ağustos ayının başındayız. Yani baktığınız zaman 11 ayımız var seçime. Evet. Bunu öncelikle koyalım. Biraz önce verdiğim özel tüketim vergisi rakamları, tahsilat rakamları, hedef rakamları vesaireleri 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli olanlar. Ya bu yıl için bu dönemde hedef bu. Peki bu hedefi yaparken neye güveniyor?
Pazarın büyümesine mi? Hayır, pazarın büyümesine falan güvenmiyor. Hükümet maliye yılın başında demiştik. Bütün güvencesi kurdaki ve enflasyondaki artışa güveniyor demiştik. Aynı anda o sayede gerçekleşti. Pazar paralel olmasına rağmen tahsilat %100, %94 artmış durumda. Bu da bunu gösteriyor zaten. Bundan sonraki dönem de böyle olacak. Peki bir seçim öncesi ÖTV indirim olur mu? Olabilir. Nasıl olabilir? Pazar zaten sıkıntıda. Yani bundan sonraki özellikle son çeyrekte 2023 yılının ilk çeyreğinde pazarın daralacağını, sıkıntıya uğrayacağını bütün sektör yetkilileri de söylüyor. Sayın ODTÜ Başkanı da daha geçen haftasında bu konuyla ilgili açıklama yaptı zaten. Suyun sonuna geliyoruz. Yani pazar daralıyor artık, sıkıntı başladı diye. Bunu da göz ardı etmememiz gerekiyor. Bu bağlamda baktığımızda seçime yakın bir tarihte iktidar böyle bir atım atar mı? Bir ÖTV indirimi uygular mı? Niye olmasın? Yani seçim öncesi vatandaşın oyunu almak için mutlaka elindeki bütün silahları kullanacaktır. Bu da sonuçta önemli bir silah. Çünkü Türkiye'de herkesin uzman olduğu üç konu vardır. Birisi ekonomi, birisi spor, birisi otomobil. Evet, doğru. Gerçekten de öyle. Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için Erol Bey. Çok sağ olun. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sevgiler. Sağ olun. Görüşmek üzere. Kıymetli CRI Türk takipçileri, şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.